Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Külliyesi'nde yine birlikteyiz. Bugün sizlere Somuncu Baba Külliyesi'ndeki halılardan bahsedeceğiz. Tarih içerisinde milletlerin, kültürlerinin ve medeniyetlerinin temel taşlarını meydana getiren, gelecek çağlara etki eden büyük simalar vardır. İşte biz burada, bu güzel mekanda, bu büyük simalardan bahsediyoruz. Ve bu külliyede Somuncu Baba Hazretlerinden, ahvatından, Gönüller Sultanı Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin katkılarından bahsedeceğiz. Aslında şunu da söylemek gerekir. Bunlar asırlara damga vurdukları gibi gelecek yüzyıllara da damga vuracaklardır. Bugün sizlerle konumuz halılardı. Aslında yüzyıllar boyunca Türk milleti sevgisini, içerisindeki güzel duygularını, renk ve nakışlarını sembolik diliyle anlatarak ifade etmiştir halılarda. Öyle ki bu halılar yapılırken el emeği ve göz nuru vardır. Ve bu halıların boyamaları yalnızca kök boyalar ve doğal olarak yapılmıştır. Bu yüzden de halıların renkleri herhangi bir şekilde bozulmaya uğramaz. Ama şunu söylemek lazım. Türkler ipek yoluna hakim bölgelerde yaşadıkları için dokuma ve kumaş malzemelerine çok aşinadırlar. Doğayla iç içedirler. Motifleri eşsiz güzelliktedir. Ve aynı zamanda insanlık tarihinin başlangıcından beri ihtiyaç hissedilen halılar ilk defa Türkler tarafından yapılmıştır. Öyleyse halılar ilk defa Türk medeniyetinin, Türk kültürünün özelliğidir. Peki ilk halı nedir? İlk halı Türklerin yapmış olduğu pazırık halısıdır. Ve Türk düğümü olarak bilinen gördes düğümüyle dokunmuştur. Bunu unutmayalım, gördes düğümünü. Biraz sonra bunun üzerinden ciddi manada bazı hususiyetler ifade edeceğiz. Tabii ki Türk düğümü de denilen ve sık düğümlerle dokunmuş olan halının bir santimetre karesinde 36 düğüm vardır. Kültürel özelliği Orta Asya Türk sanatı olarak 13. yüzyılda Selçuklu Türkleri tarafından Anadolu'ya getirilmiştir. Desenlerindeki farklı özellikler ve nitelikler Türklerin boylar halinde yaşadıklarını gösterir. Hatta şunu söylemek gerekir. Manisa demirciler halısı çok önemlidir. Manisa demirciler halısı yeni camimizdeki harika bir zariflik ifade eder. Tabii ki şunu da söylüyoruz. Bu Manisa demirciler halısı demircilerin gördese giderek öğrenmiş oldukları bir halı tekniğiyle oluşur. 17. yüzyıldan sonra yaygınlaşır ve kısa sürede Anadolu'nun en ünlü halıları arasına girer. Peki şimdi Darendi'ye dönelim ve Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'nin halılarına bakalım. Türbe-i Şerif'e dönelim bir. Darende ve civarı halılarıyla ünlüdür. Stilize çiçekler, bitki filizleri gibi bezekler, beyaz, siyah, kırmızı, lacivert renklerle doludur. İşte Darende'nin köylerinde halı dokunmaktadır. Bu halı ve kilimler solmaz renkler, güzel desenler ifade eder. Aynı zamanda Darende'de yapılmış olan bu halılar ise Şeyh Hamidi Veli Türbesi Şerifinde sergilenmektedir. Bu bakımdan da çok önemlidir. İlk yapılma zaman dilimine gittiğimizde 1844 tarihinde bu halılar yapılmaya başlanır. Hatta o dönemde Darende'nin geçim kaynağı dokumacılıktır ve Darende'de 6 tane boyahane vardır.
Yani halıların, ipliklerinin tamamı Darende'de boyanmış ve Darende'deki bulunan ahali tarafından bizzat dokunmuştur. Tabii ki burada şunu söylememiz lazım. Acaba bir santimetre karede kaç ilmek vardır? Darende-i Şerif'te yapılan bu halılarda, şu anda Türbe-i Şerif içerisindeki bulunan halılarda bir santimetre karede 36 ilmek bulunur. Hani biraz önce bahsetmiştik ya, Türklerin ilk yaptığı halı örneği en güzel şekliyle burada muhafaza edilir. Hatta yörede bunun için 60'lık kalite ifadesi de kullanılır. Selçuklu motiflerinin yer aldığı dokumalar çok güzeldir. Altıgen ve sekizgen motifler yer alır. Hatta bu halılar tamamıyla el emeği göz nurudur. Somuncu Baba Türbe-i Şerif'inde kullanılan halıların zemini kırmızı üzerine mavi ve beyaz renkli, etrafı çizgilerle oluşturulmuştur. Aslında kırmızı renk bize neyi hatırlatıyor? Bahsetmiştik daha önce. Kırmızı renk ve beyaz renk seyyidlik alametiydi. Yani sadat-ı kiramın özelliğiydi. İşte burada da Resul-ü Zişan Efendimizin nesebi âlisinin bulunmuş olduğu mekandı. Aynı zaman içerisinde Orta Camiye, yani birinci ilave camiye baktığımızda mihraplı halı motifi tercih edilmiş ve makine halısı kullanılmıştır. Somuncu Baba Külliyesi'ndeki yeni caminin zeminine baktığımızda bu zemini süsleyen mihraplı halı detaylı olarak incelendiğinde halıda kırmızı zemin üzerinde beyaz ve mavi tonların kullanıldığını, tek mihraplı seccadelerin olduğunu ve aynı zaman içerisinde iki sütüncelerin aralarında ve bordürlerde bereket ve stilize çiçek motiflerinin olduğunu, bunlarla birlikte lale motifinin yer aldığını görürüz. Aslında lale motifi bize şunu hatırlatır. Cenab-ı Allah-u Teala Hazretlerini hatırlatır. Yani bu kutsi mekana, Somuncu Baba Külliyesi'ne girdiğimizde her yer, her mekan bize Cenab-ı Allah'ı ve onun sevdiklerini hatırlatmaktadır. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Yeni caminin halısının özelliklerine baktığımızda Mescid-i Aksa'da serili olan halı motif özelliğini de görürüz. Bu da aslında Mescid-i Aksa'ya karşı ayrı bir muhabbeti ve aynı zamanda oradaki bulunan Filistinlilerin yaptığı mücadeleyi destek olmanın farklı bir boyutunu bizlere sergilemektedir. Biz sohbetimizi burada tamamlarken siz kıymetli dinleyicilerimize, dostlarımıza kalbi muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.